Rektörüm, değerli müdürlerimiz, değerli hocalarımız, bizimle beraber dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Meclis müdürlerimizi aramızda görüyorum, değerli müftümüz. Sevgili gençler, sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah sizlere sağlıklı uzun ömürler versin. Sizin yaş olarak hatırlamanız çok mümkün değil ama böyle bizim gençlik yıllarımızda 3 tane sinema vardı Çorum'da. Para buldukça film izlemeye giderdik. Bazen ses kesilirdi. Hep beraber bağırırdık makinist ses ver diye. Şimdi aşağıda otururken o aklıma geldi. Bu salon biraz sıcak. Sizin için nasıl bilmiyorum ama isterseniz makinist duysun biraz bunu kapatsın. Devlet dairesi gibi oldu. İsterseniz camları açalım. Kaloriferi kapatmayacaklarsa, klimayı kısmayacaklarsa. Takdir size hocam, işinize karışmıyoruz. Sevgili gençler, ben öncelikle davet için çok çok teşekkür ederim. Yüksek Okulumuzun kuruluşunun 40. yılında sizin aranızda olmak benim için gerçekten büyük bir bahtiyarlık. 41 kere maşallah. İnşallah tekrar tekrar bu güzel günleri kutlamak sizlere, bizlere nasip olur. Başladığı günden bugüne kadar emek veren, destek veren, katkı sağlayan her kim varsa onların hepsine de özellikle teşekkür etmek isterim. Az önce takdimleri yapan kardeşimiz de söyledi, hocam da söyledi. Benim de bir dönem öğrencisi olarak bulunmaktan bahtiyarlık duyduğum bir müessese, bir kurum büyüdü, büyüdü. Bir daldan, bir filizden bugün bir üniversite haline geldi. Elbette taş taş üstüne koyarak, tuğla tuğla üstüne koyarak bugünlere gelindi. Onun için herkese müteşekkir olduğumuzu özellikle ifade etmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii üniversitenin kuruluşu zorlu bir süreçti. Her yasa teklifinde, her parlamento yenilendiğinde Çorum'a bir üniversite kurulacak hikayesi başlardı. O sevdamız büyür, 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 bir gün elimizde patlardı. Bir bakardık ki 10 tane, 15 tane il o teklifleri vermişler. Sonra hepsi dursun da uygun bir zamanda yaparız denirdi. Gele gele 2005 yılına geldi ve benim de içinde bulunduğum parlamentoda üniversitenin kuruluş yasasını görüşmek Çorumlulara nasip oldu. Tabii adı tartışıldı. Biz hep Çorum Üniversitesi diye düşünürdük. Sonra Hititler çok konuşulmaya başlanınca acaba Çorum Hitit Üniversitesi yapsak nasıl olur diye tartışmaya başladık. Hani Hitit'te daha Çorum'un üst ölçeğinde bir vurgu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çorum'la da adımızı duyuracağız. Neden böyle yapmayın? Ya Çorum olsun ya Hitit olsun. Biz de o zaman yerel bir isme kalmak yerine Hitit olması daha uygundur diyerek onu tercih etmiştik. Ve tıp fakültesi de o akşam eklenerek Türkiye'de birkaç tane ilde, işte birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketi, birisi burası, bir iki il daha vardı. Tıp fakültesi de eklendi. İnşallah seneye de burada eğitime başlayacak. Öyle bir kuruluş hikayesini de hep beraber yaşamış, geçirmiş olduk. Tabii kuruluş döneminde bazı talihsizlikler yaşandı. O zamana kadar rektörleri hep hükümet atamış. Dönemin Sayın Cumhurbaşkanı ben atayacağım bu sefer dedi. Dedik yani Sayın Cumhurbaşkanım maç yapılırken kural değişir mi? İşinize gelirse böyle dedi. Yani emir demiri kesiyor, yapacak bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı o dönem bir atama yaptı. İşte sonrasında rektör hoca görevini bir dönemde seçilerek tamamlamış oldu. Ve 2011 yılında da rektör hocamıza
Reha Bey'e bu görev nasip oldu. Andolsun güzel işler, güzel hizmetler de birlikte yapılıp gidiyor böyle. Daha bir kampüs meselesi sonra yaşamaya başladık. Kampüs meselesi, değerli gençler, Çorum'un memleket meselesi haline geldi. Hani bir iş nasıl yapılamaz, nasıl çıkmaza sokulur diye sorsanız birisine, bizim kampüs sürecini nasıl yönettiğimizi anlatsa, alın size hap. Her yere kullanıyor. Şöyle olunca olmuyor, böyle olunca olmuyor, şöyle olunca olmuyor, bütün olmazlar yan yana koymuşuz ve uzunca bir süre kampüs meselesini tartışan bir kent olduk. Ya bu bizim için şimdi biraz ironiyle hani konuşuyoruz ama bizim için çok büyük bir sorundu bu. Bu işi çözemeyen belediye başkanı var, bu işi çözemeyen milletvekilleri var, bu işi çözemeyen işte vali var vesaire vesaire. Andolsun onları da 2011'den sonra rektörümüzle el ele vererek çok hızlı bir şekilde aşma sürecine girdik. Kuzey Kampüs herhalde yapılacak bir şey kalmayacak. Yapılar devam ediyor. Güney Kampüs'te de inşallah bir trampa işimiz var. Şöyle tahmin ederim bir hafta 15 gün içerisinde bitmiş olacak Sayın Bakan'a imza aşamasında. Ondan sonra Güney Kampüs'ü de vereceğiz. İnşallah niyetimiz öyle. Niyet hayır, akıbet hayır der eskiler. Orada da bir sağlık bilimleri kampüsü adıyla başlayıp sonrasında bir sağlık üniversitesine orayı çevirebilir miyiz diye bir niyetle bir gayretin içerisinde çalışıyoruz. Umarım bunu yapmak bizlere nasip olur. Sizlere de görmek, bu kentte de bunları yaşamak nasip olur. Tabii bunlar sevgili gençler işin fiziki boyutu. Elbette bunlar olmadan üniversite olunmuyor. Ama bunlar işin esası değil. İşin esası başarılarını, eğitim kalitesini ortaya koyan ve bununla daha fark edilir bir üniversite haline gelmek, gelebilmektir. Bizler doğrusu hem Ankara'da genel siyaset yapmış, hem burada ikinci dönem belediye başkanlığı yapan bir insan olarak, bir siyasetçi olarak aynı zamanda yakından takip ediyorum ki hükümetimiz onun önemini biliyor. Biz de Çorum olarak, Çorum'daki gerek siyasal aktörler, gerek üniversitemiz, gerekse diğer kamu kurumlarımızın idarecileri oradaki nüansı biliyoruz. Yani mekan olmadan olmaz ama tek başına mekanda yeterli olmaz. Onun için olabildiğince kaynak ayırıyoruz. İşte önümüzdeki bu sene inşaat döneminde kullanılacak olan kaynağımız 118 trilyon lira gibi çok iyi bir rakam ve geçmişte biz 20 milyon 30 milyon liraları kullanamayıp geri göndermiştik. Şimdi bu bir yandan hükümetin gönderdiği kaynağın büyüklüğüne meseleye nasıl baktığını gösterirken öbür yandan da şanslısınız. Burada idareci kadrosundaki büyüklerinizin, hocalarınızın iş yapabildiklerini, ellerindeki bu parayı sizler için kullanabildiklerini güzel bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Sevgili gençler, dünyayla yarışıyoruz. Şehir olarak, kişiler olarak. Dün işte bir üniversitenin varlığı bir kent için önemliydi. Oranın marka değerini yükseltiyordu zira. Bugün tek başına bir üniversitenin varlığı yeterli değil. Üniversite, Japonya'da üniversitelik oranı %94. Fevkalade bir oran. Demek ki her yerde üniversite olmalı. Her ilde üniversite olmalı. Bu doğru bir tutum, doğru bir uygulama, yaklaşım. Ama onların içini doldurmak, oradaki eğitim kalitesiyle fark edilir hale gelmek, ayaklarımızın üzerinde durmak, bizim göstereceğimiz gayretle, çabayla, özveriyle, fedakarlıkla doğru orantılı olacaktır. Eğer bunu yapmazsak, bizim gelecekle ilgili çok fazla iddiamız olmaz,
olamaz. Ben belediye başkanı olarak böyle bir şeyin eksikliğinden ızdırap duyuyorum. İnanıyorum ki hocalarımız da aynı şeyin sıkıntısını yaşar. Buradan geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin, evlatlarımızın beklenen performansla bir eğitim hayatı yaşamadan ayrılması da bizi üzer. Onun için burada bir el birliği, gönül birliği ve fikir birliği yapma ihtiyacımız var. Bunu kendimiz için öncelikle yapmalıyız. Sonra da bunu millet için yapmalıyız. Sorumluluğumuz ağır. Ben kendi okul hayatımı şöyle gözüm önünden geçiriyorum. İlkokulu hatırlıyorum. Ben 5 sınıfın 1, 2, 3, 4, 5 5'inin aynı odada eğitim gördüğü bir okuldan mezun oldum. Ablolsun şimdi bunların hepsinden kurtuldum. Ve burada okurken şuradaki binada bir sınıfımız vardı. Dersimizin hepsini orada yapardık. Ne amfimiz vardı, ne konferans salonumuz vardı, ne sosyal alanlarımız vardı. Şimdi elimizde çok sayıda veri var. Onların detaylarına girmek, sizleri rakamlara boğup üzmek istemem ama Türkiye'nin değişimini, dönüşümünü, eğitimde nereye geldiğini ve dolayısıyla sorumluluğumuzun ve yükümüzün nereden nereye geldiğini görmek için sizlere bir rakam vereceğim. 12-13 sene öncesinin bütçesi. Türkiye bütçesi. 119 milyar TL. Katrilyon. Eski ifadeyle. 56 katrilyon lirası faiz. Geriye kalan işçi ve memur maaşlarına yetmiyor arkadaşlar. Devlet işçisinin, memurunun maaşını ödeyebilmek için borçlanıyor ve yatırım için ayrılan toplam bütçemizde 13 katrilyon lira. Bakın şimdi söyleyeceğim bir rakam daha var. Bu seneki bütçemizde Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Eğitim, sağlık ve emniyete ayrılan bütçe 300 katrilyon liranın üzerinde. Nereden nereye geldik? Ki bu bir nimet midir? Bu bir nimettir. Peki nimetin karşılığında ne gerekir? O nimetin şükrünü eda etmek gerekir. O şükür nasıl yapılır? Bir, dua ile yapılır. Yani sözlü dua ile yapılır. İki, fiili dua ile yapılır. Eskiler der ki, dua iki türlüdür. Kavli dua, yani sözlü, bir de fiili dua. Benim görevim bu şehirde yapılacak ne kadar iş varsa bunları en iyi şekilde yapmak için çalışmak. Sizin göreviniz ne? Siz yarının Tevrat'sınız. Öyleyse sizler de kendinizi Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi yarının ihtiyaçları neyi gerektiriyorsa içinde bulunacağınız dönem, çağ, Türkiye yöneteceğiniz yıllar sizden hangi donanımı istiyorsa ona göre kendinizi hazırlamak zorundasınız. Bunu yapmazsak bir yanımız eksik kalır. Ve bunun da hesabını milletimiz de bizden sorar. Yani inanan insanlarız. Bu işin bir de ahiret hesabı var. Sevgili gençler, bu hesabı da orada veririz. Türkiye'nin 78 milyon nüfusunun 23,5 milyonu öğrenci ve bunun 6 milyonu aşkın bir sayısı da üniversite öğrencisi. Dolayısıyla hükümetin bu tutumu, yaptığı yatırımlar çok doğrudur ve devletin, belediyenin, rektörlüğün vesaire yapmış olduğu hiçbir işte kimseye lütuf değildir. Biz görevimizi yapıyoruz. Milletten aldığımızda milletimize hizmet ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bunun başka da bir izahı, tarifi sevgili gençler yoktur. Şimdi bizim tam bu sayıya baktığımızda karşımıza
şöyle bir değerlendirme çıkıyor. 23 milyon genç varsa, yeni iş demek, yeni okul demek, yeni hastane demek, yol demek, konut demek vesaire vesaire. Bu kadar şey bir yük mü? Evet, bir yük. Çünkü bunların hepsi yeni yatırım. Ama öbür taraftan da baktığınızda bu bir zenginliktir. Türkiye'nin zenginliğidir. Türkiye'nin en büyük gücü de inancım o ki sevgili gençler bu gençliktir. Biz bu gençliği ne kadar iyi motive edebilirsek yarınlarımızda da o kadar güçlü ve emin ellerde bir Türkiye'de yaşıyor olacağız. Burada üniversiteler açısından bir hususun altını özellikle çizmemiz lazım. Aslında sadece üniversiteler değil, ben orada belediyelerin de bir dualist ilişki içerisinde olduğunu düşünüyorum. Hem belediyelerin hem de üniversitelerin toplumu değiştirme, dönüştürme sorumluluğu var. Bizim sorumluluğumuz neyle alakalı? Fiziki yatırımlarla alakalı. Biz yol yapacağız, park yapacağız, binalar yapacağız, kentsel dönüşüm çalışmaları yapacağız vesaire vesaire. Ve çoğu belediyesi olarak da hamdolsun biz 7 yıldır bu işi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Hani eskiler der ki tevazunun fazlası riyadandır. Soruyoruz vatandaşımıza, sosyal araştırmalar yaptırıyoruz. İyisiniz diyor, beğeniyoruz diyor. %51'de de ikinci defa seçildiğimize göre demek ki anketlerde doğru gösteriyor. Şimdi üniversiteye geldiğimizde sevgili gençler orada da bir sosyolojik dönüşüm sorumluluğu var. Üniversitelerin kalabalıkların peşine takılıp gitme lüksü yoktur. Üniversitelerin görevi de bunu sağlamaktır. Bunu sağlayabilmek için de şimdi yol yaparken zemini bilmeniz lazım, kullanacağınız malzemeyi bilmeniz lazım ve doğru planlama yapmanız lazım. Eğer üniversitede toplumda bir dönüşüm gerçekleştirecekse onu yapabilmesi için önce toplumu tanımalı, anlamalı ve ondan sonra da öyle bir role girebilmelidir. Peki yapabiliyor muyuz? İşte burası biraz tartışmalı. Türkiye'de İTİT Üniversitesi için söylemiyorum. Türkiye'de böyle bir problem var. Sadece ilim adamlarımızda, hocalarda değil ha. Sanatçılarda da var. Yazarçılar takımında da var. Siyasetçilerde de var. Biraz fark edilir olunca, biraz göze çarpmaya başlayınca böyle elitist tutumlar, seçkinci davranışlar, işte oraya mı oturacağız, onlarla mı konuşacağız? Bakıyorsunuz böyle tepeden bakma hastalığı başlıyor ve bir süre sonra da özünden kopan bir tip ortaya çıkıyor. Hepsinde var, siyasetçilerde de var söylediğim gibi. Yani arkadaşlar, toplumu tanımadan nasıl değiştireceksiniz, nasıl dönüştüreceksiniz, oraya nasıl lokomotif olacaksınız? Yani onu bir bilmeniz lazım ki ondan sonra hadi bakalım ben üniversiteyi burada üretiyorum ve size bir şey sunuyorum düşün peşimize diyecek bir güç, kudret, özgüven oluşsun. O olmadığı için ne yazık ki bugün o görevi çok yapabildiğimizi söyleyemiyoruz. Ama başarabilir miyiz? Bence yapabiliriz. Buna örnek olacak birileri çıkar ve yükü taşırlar. Ondan sonra da bakarsınız o üniversite ya da üniversiteler diğerlerine göre öne çıkarlar. Mesela bizim burada da ben 2009 yılında belediye başkanı adayı olduğumda dönemin işte üniversiteyle ilgili düşüncelerimizi sordular. Benim en büyük handikap şehirde bir üniversite var mı yok mu bunun farkında değiliz. Bu ne demek? Bu şehirle üniversite bütünleşemedi. Ben belediye başkanı olursam bunu bir misyon olarak kendi üzerime alacağım
ve bu konuda gayret göstereceğim. Dedim, ertesi gün gazetenin birisi manşeti çaktı. Rektör hocayı ziyarete gittik. Seçim çalışmaları yaparken soruyor. Bizim üniversitemiz şehirle bütünleşik değil mi? Dedim, değil. Öyleyse yani beni ikna et, ben de çıkayım Çorumlar'ı ikna edeyim. Olmadığını işte o dönemin içinde bulunan bütün arkadaşlarımız hatırlıyorlar ve 2011 yılında rektörlük seçimi yapıldı. Rektör hocamızın değişimiyle beraber yönetiminde değişiklikler yapıldı. İşte her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Oradan da andolsun bugün her işin belki şehrin ana aktörleriyle beraber planlandığı, tasarlandığı ve kişilerin ve kurumların birbirine yük olduğu değil, birbirlerinin yükünü aldıkları bir kent yönetimi ortaya çıktı. İşte üniversitemizde bu bütünün bir parçası oldu, olabildi. Kim faydalandı bundan? Üniversite faydalandı. Kim faydalandı? Şehir faydalandı. Bugün sanayicisiyle görüşen, esnafıyla görüşen, sivil toplum örgütleriyle görüşen, konuşan ve birlikte bir şeylerin yapılabildiği bir iklimi hamdolsun yaşıyorsa elbette bunun sonuçlarından da hep beraber sevgili gençler istifade ediyoruz. Değerli gençler, bu söylediğimden tabii bir hani içine kapanma, yerelleşme gibi bir şeyi de anlamamak lazım. Dünyanın hızla değiştiği bir dönemde parmaklarınızın ucuyla saniyede her şeye, her bilgiye ulaştığınız bir dönemde de bir içine kapanmadan vesaire bahsetmiyorum. Dünya hızla akıp gidiyor, hızla değişiyor. Biz de bu değişime, bu dönüşüme, bu yarışa bir şekilde uygun davranmak zorundayız. Zaten bu işin küresel aktörleri var. Büyük devletler bir yandan, uluslararası örgütler bir yandan, uluslararası STK'lar hatta bir yandan, uluslararası sermaye, fonlar vesaire bir yandan. Gün içine kapanmaktan bahsetmiyorum ama söylemek istediğim şey şu, bu küresel yapının içerisinde biz nasıl var olacağız? Benzeyerek mi, özümüzden kaybederek mi, yoksa koruyarak mı? Bize ait olan değerlerimizi koruyarak mı var olacağız? Meselemiz, sorumuz bu. Ve burada ben kendi kendime şu cevabı veriyorum. Bizi biz yapan değerlerimizi koruyarak ve o küresel olanı da alarak en güzel şekilde kullanıp biz burada bir Türkiye modeli ortaya çıkarabiliriz. Bununla ilgili artık çıkışlar görmeye başlıyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok dik bir duruşa sahip. Yani hani derler ya, sonunu düşünen kahraman olamaz diye ya da korkakların hiçbir yerde altını dikmiyorlar. Eğer ben bu sözü söylersem şöyle bir riski var. O riskin de şöyle bir riski var. Arkadaşlar sabahleyin evden çıktınız. Arabaya binerseniz birinin arabasıyla çarpışma riski var. Öyle mi? Yürüyerek gelirseniz birinin arabayla gelip size çarpma riski var. O zaman evden çıkmayacak mısınız? Hayatın kendisi zaten başı başına bir risk. Öyleyse biz söylenmesi gerekenleri söyleyelim, yapılması gerekenleri de yapalım. Ondan sonra olacaklar neyse o zaten olacaktır. İşte şu anda ülkemizde yaşananlar biraz böyle bir şeyin sonucu. Ben bölgemde yapılan bir iş varsa bir operasyon yapılmasına müsaade etmem. Gücüm yeter yetmez. Ben bunu biliyorum. Biz bir şeye niyet etmek ve gayret etmekle mükellefiz. Bizim yükümlülüğümüz bu. Onu yaptıktan sonra yani gayret bizden netice Allah'tır. Ama burada bunu şunun için söylüyorum sevgili gençler.
duruşunuz, gençlik olarak sizin duruşunuz bu coğrafyanın kaderini belirleyecek. Çünkü sizin duruşunuz önce milletin duruşunu belirleyecek. O milletimizin duruşu da bu coğrafyada en az 100 yıl boyunca nasıl bir harita arzuluyoruz, nasıl bir haritaya razı oluyoruz, onu belirleyecek. Onun için ben sizden özellikle etrafınızda olan bitenleri iyi okumanızı, anlamanızı, analiz etmenizi, tartışmanızı bekliyorum. Bu çok önemli. Eğer siz bunu yapmazsanız, bilin ki Türkiye'nin, yani belli bir yaşının üstündeki, düşünün 60 yaşının üstündeki birilerinin yapıyor olması elbette değerli ama sizinki kadar değerli değil. Bu ülkenin yarınını sizler yöneteceksiniz. Öyleyse olanı biteni iyi anlamak mükellefiyetiniz, göreviniz var. Bunu yaparsanız milletimizde inanıyorum ki sizden sevgili gençler razı olacaktır. Tabii hayat çok kolay değil. Zorlukları var. O zorluklara karşı da sabırla, azimle davranmak zorundasınız. Gördüğünüz bir zorluk karşısında pes etmezseniz pes edenler olacak mutlaka. Siz onların önünde olursunuz. Planlı, programlı ve üretken olmaya sevgili gençler gayret edin. Sabah yapacak işiniz yoksa, yani diyelim ki sabah da hoca yoklama almıyorsa birinci ders, derse gelmek için fevkalade bir motivasyonunuz olmaz. Tam okuldan örnek veriyorum ama okul meselesi değil, hayatınızın her anında böyle olun. Mesela ben hemen hemen her sabah başkan yardımcılarımdan da, özel kalemimden de, sekreterimden de önce geliyorum. Yani onlar mesaiye bağlı çalışmadığı için. Onlar da bir sorun olduğu için değil de şimdi ikisi de burada. Sabahleyin saat 8'de çocuklarım okula gidiyor. Yani ben de çıkıyorum, geliyorum. Ama sabah 9'a kadar da eşimle oturabilirim. Çok da keyifli olur. Ama yani işime gelmeyi sorumluluğumun ifası anlamında daha çok önemsiyorum, daha çok önemsiyorum. Kitap okumaya gayret edin. Mutlaka kitap okuyun. Hani bazen ben çok bozulurum ona. Televizyon programlarında soruyorlar. Yarışmalarda filan. Ondan sonra işte hobileriniz nedir? Kitap okumak. Hani o çok üst düzey bir tutum ya. Hobi olarak kitap okuyor. Arkadaşlar kitap okumak bir hobi değildir. Kitap okumak bir ihtiyaçtır. Zarurettir. Bugün üzüldüğünden daha anlamlı, daha kıymetli hale getirmek istiyorsanız, etrafınızdaki insanlar için de daha değerli birisi olmak istiyorsanız okumanız lazım. Yoksa bir kovanın dibinde bir delik düşünün, o kova ne kadar büyük olursa olsun damlaya, 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 damlaya boşalır. Onu yukarıdan sürekli doldurmanız lazım. Ne bulursanız okuyun. Ama planlı okursanız, belli bir efendim program takip ederek okursanız o daha iyi olur. Biz kitaplarını vererek destekliyoruz bazı grupları. Öyle gruplar oluşturursanız Çorum Belediyesi olarak sizlere destek de veririz. Ve spor yapın, müzik dinleyin, egzersiz yapın, resim yapın. Mutlaka yaptığınız işinizden ayrıca bir şeylerle daha ilgilenirseniz onların da sizi rahatlattığını, geliştirdiğini fark edersiniz. Sivil toplum örgütleriyle ilişkilerinizin iyi olmasında fayda var. Belki bugün kendinizden bir şeyler veriyor gibi olursunuz. Ama okulunuz bittiği zaman hayata hazırlandığınızı öyle fark etmiş olursunuz. Bunlar benim size 45 yıllık hayatımda ve 15 yıllık efendim öğrencilik sonrası siyaset hayatımızda diyelim edindiğimiz tecrübelerin bir nevi paylaşımıdır. Benzer şeyleri mutlaka hocalarınızdan da
duyuyorsunuz. Ne kadar çok duyuyorsanız o kadar önemlidir. Sizde önemli olduğumuz için biz de ısrarla her fırsatta size bunları bir daha söylüyoruz. Torun Belediyesi ile ilgili de her türlü talebinizi, teklifinizi, şikayetinizi iletebilirsiniz. O kanallar sizin için sürekli açıktır. Burayı okul bittikten sonra gidecekmişsiniz gibi düşünmeyin. Yani bir kısmınızın Çorum'un gelini olma ihtimali var. Bir kısmınızın Çorum'un damadı olmak ihtimali var. Bir kısmınızın Çorum'da iş kurmak ihtimali var. Bir kısmınız da Çorumlusunuz. Öyleyse eksik gördüklerinizi de söyleyin ki bu eksikleri sevgili gençler süratle biz de giderelim. Belediyemizin tüm imkanları emrinize amaledir. Az önce rektör hocam söyledi. Samimi bir düşünce olarak paylaşmıştım. Zamanla bunu da gösterdik. Bu üniversitenin bir rektör yardımcısı gibi çalışacağım demiştim. Tabii şahsımla ilgili değil bu. Belediye kurumuyla ilgili bir sözdü, bir niyetti. Bunları yaptık. Yapmaya da inşallah devam edeceğiz. Ben bir kez daha her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli müdürümüze, değerli rektörümüze davetleri için özellikle teşekkür ediyorum. Nice 40 seneleri görmesi dileğiyle üniversitemizin sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Soru sormak isteyen arkadaşınız varsa gençler içeri, ben söyledim ama kapatmadılar. Ben terledim, size de fark ettim onu. Engelli öğrencilerle birlikte ağaç dikmek istiyoruz biz. Ağaç dikmek istiyoruz. Evet. Olur, dikin hayal. Bunun için gerekli olanları belediyeden talep edin. Siz belediye başkan yardımcımız Zeki Gül Bey'le görüşün. Tesisler müdürlüğümüz bünyesinde bir engelli eğitim merkezimiz var. Evet. Yüz civarında yavrumuz var orada. Bir de rehabilitasyon merkezimiz var. Ohara Kültür Merkezi bünyesinde. Oralarla birlikte bir proje yapın. Başkan yardımcımız Zeki Bey de size o konuda yardımcı olsun. Başkanın engellilere yönelik çalışmalarınızda olduğunu biliyorum ve bu anlamda da teşekkür ediyoruz faaliyetler için. Ancak bu noktada bir eksik gördüğümüz ve bir isteğimiz olacak. Tüm bu toplu taşıma araçlarının engellilere yönelik olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu yönde bir çalışma yapmanızı talep edeceğiz. Eğer mümkünse tabii böyle bir şey. Fiziki olarak, yani teknik olarak mümkünse. Bir diğeri de biliyorsunuz 2023 ve 2071 hedeflerimiz var Türkiye açısından. Ve örnek birkaç belediyede, örneğin Konya gibi, Bursa gibi şehirlerimizde özellikle tramvay metro gibi çalışmalar var. Çorum'la ilgili yönetmenin çalışma projemiz, planımız, stratejimiz var mı? Onu ben merak ediyorum. Engellilerle ilgili bir yasa var. Onu uzattılar. Yani zorunluydu. 2014 yılının sonu muydu Turan Bey? 2014 yılının sonunda yapılması lazımdı. Onu herhalde 2017'nin sonuna kadar uzattılar. Ama bizim burada farklı bir sorunumuz var. O şu, şu anda toplu ulaşım bizde tamamen özel sektör eliyle yapılıyor. Burada geçmiş dönem iş yapan arkadaşlarımızı eleştirmek vesaire tabirinden söylemiyorum ama ilk tecrübe olması dolayısıyla bazı hususlar atlanmış. Böyle çok fevkalade müdahale imkanımız yok. Kanun da uzatılınca o biraz kaldı. Önümüzdeki sene 8. ayda bir sonraki sene. Yani 2 sene kadar kaldı. 2 sene sonra inşallah araçlarımızın tamamını yenileyeceğiz ve onların tamamına engellilerin ulaşımını en konforlu nasıl yapacaklarsa o halde inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Bu bir. İkincisi, raylı sistemle ilgili yatırımların yapılıp yapılmayacağına Yüksek Planlama Kurulu karar veriyor. Onların da kriterleri var. Benim bildiğim iki
temel kriter var. Ya da toplamda da belki iki kriter vardır. Bunlardan birisi 600 bin nüfusu. Birisi de bir hat üzerinde günlük 20 bin mili. Saatte 10 bin. Saatte 10 bin yolcunun taşınma şartı var. Yani bunlarla ilgili esneklik oluşursa zaman içerisinde ve tabii Çorum açısından da bir planlama imkanı oluşursa o zaman yatırımları düşünebiliriz. Belediyecilik için en önemli sorunlardan biri olan katatlıkla ilgili bir proje başlatıyorsunuz. Düzende bulan alanlarıyla ilgili. Bununla ilgili günlük ve mevsimlik katatlık envanteri oluşturacak mısınız? Veri tabanı oluşturacak mısınız? Bununla ilgili bir çalışma yapmıştım. Belediyeden böyle bir talebim olmuştu ama yaklaşık değerler alınabildi. Bununla ilgili günlük kamyonların taşıyacağı atık miktarı ile ilgili bir çalışmanız olacak mı? Bunu bilgisayar ortamına nakledecek misiniz? Bu bizim kişi başı atık miktarımızı belirlemek için çok önemli bir yöntem olacak. Çünkü TÜİN aldığımız verileri kullanıyoruz bu şekilde. Teşekkür ederim. Şehir merkeziyle ilgili tam veriler var. Ama yaptığımız katı atık düzenli depolama tesisi Çorum Belediyeler Birliği'nin bir projesi ve 3-4 tane ilçemiz hariç onlar başlamışlar, katılmamışlar. Onların da katılımıyla yapılan bir çalışma. Onlardan tam veriler aldığımızı şu anda söyleyemeyiz. Bunu ne zaman söyleyebiliriz? Tahmini veriler var. Tam verileri, doğru bilgileri ancak ortak projenin işlemeye başladığı andan itibaren söyleyebiliriz. Onun dışında ilgili arkadaşlarımızla ben sizi görüştürebilirim. Yeni veriler varsa onları yine onlardan temin edebilirsiniz. Turan Bey ile ilgilenir. Turan Bey buradan, yani Turan Can'dan Turan Bey'le irtibat kurarsanız o konuda size bir yardımı, bir desteği olur. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. En güzel şekilde okulunuzu tamamlamayı, güzel işler kurmanızı, güzel hayat arkadaşlıkları kurmanızı inşallah nasip etsin. Size de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Bu belgeden sayın başkanım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim.